Merhaba, ben Taha Akgül, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. Bugün sizlere kariyerimdeki en önemli maçlardan bir tanesini 2017 yılında Gürcü rakibim Genoa'yla yaptığım müsabakayı analiz edeceğiz ve detayları paylaşacağım. O an yaşadığım heyecanı, pozisyonlardaki yaşadığım stresi, heyecanı ve pozisyonları sizlerle paylaşacağım. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Bu maçın önemli olmasının sebebi olimpiyatlardan sonraki ilk şampiyonam olması. Çünkü olimpiyatlardan sonra sporcuların genelinde bir konsantrasyon bozukluğu oluyor. Yani tekrardan motive olma. Hatta şöyle söyleyeyim, olimpiyatlar bittikten sonra tekrardan antrenmanlara başlamakta çok zorlandım. Ama bu maç, en iyi rakibimle olan bu maçım ve bir de erken finalde, çeyrek finalde düştük. Çok önemliydi ve 10-0 teknik üstünlükle yenmem rakibimi. Benim için gerçekten çok unutulmaz bir maçtı. Şöyle, Genoa'yla fiziklerimiz birbirine çok benziyor. Güreş tarzımız da birbirine çok benziyor. Çok usta bir güreşçi. Özellikle tek dalma oyunlarında çok iyi. Onunla güreşirken her zaman tedirginim. Hep taktik olarak geçiyor bizim maçlarımız. O yüzden benim genelde hep güreşimde işte o kafadan bozma, o elense var. Yani onu yapmadan zaten ben atak yapamıyorum. O hazırlığı yapmam gerekiyor. O yüzden de hep Genoa'nın başıyla orada oynayıp onun yani yorulmasını sağlayıp ondan sonra atak yapmak istiyorum. O da bazı pozisyonlarda kendi de aynı şekilde güreşerek karşılık veriyor. Ama dediğim gibi orada üstün gelen, rakibine daha çok yoran maçı da aslında kazanıyor diyebilirim. İşte az önce bahsettim. Şimdi ben rakibimi hayatta hazırlamadan, o işte kafadan bozmalar var ya, onları yapmadan hiç hayatta girmiyorum. Önce çekip daha sonra atak. Yani hep öyle yapıyorum, öyle alıştırmışım. Mesela antrenmanda bile, yani benden hafif kilo bile olsa 57 kilo. O bile, onunla da mesela, onlarla da çalışıyorum hızlı. Onları dahi bozmam lazım. Yani hafiften çekmezsem vücudum öyle alışmış. Rakip bozmadan giremezsin zaten. Ben de öyle alışmışım. Orada çok güzel bir şekilde bozup direkt güzel bir atak yapıyorum. Ama şurada bak mesela tedirgin oldum. Burada 2-2 oldu. 2-2 olunca mesela hemen direkt panikledim. Ama ayağa kalkıp bir daha atak yaptım mesela. Ondan sonra üstünlüğümü öyle kabul ettirdim ona. Bak yine kafasına bastım. Onu da boşalttım. Evet. Kontrol. Kontrol ettikten sonra kafaya baskı kalkmasın. Çünkü yine bir daha atak yapmasın diye kafasına bastım. Daha sonrasında koltuk altından budayarak puanımı aldım. Bu pozisyonu düşünüyordum zaten. Hani maçın içerisinde bunu hissediyorsun. Hani yorulmayı da, rakibin nefes alışverişinde. Hani ayağa kalktık, dedim bir daha alabilirim. O enerjim de var. Onun da dağıldığını gördüm. Hemen tak bir hareket, bir puan da aldım. Hatta yine devamında yine aynısını yapıyorum. Yani 8. puanda da aynısı oluyor. Devam ettiriyorum. Onlar şey söyledi, aynı şekilde devam. Aynı taktik, aynı şekilde. O yoruldu dediler. Çünkü dizlerin üstüne çöktü. Hani ben ona baktım zaten, onun kondisyonunun hani iyi olmadığını zaten gördüm orada. Bu bana çok moral kattı. Hocalarım da onun yorulduğunu, tekrar aynı şekilde atak yapmam gerektiğini söylediler. Öyle de yaptım. Genoa yine burada sert başladı. Sert başladı hani yormak için beni. Kondisyonumu yormak için. Ama ben yine bir atak daha yapacağım burada. Çok sert başladı. Kestirmek için, hani beni yormak için. Bak zıplıyor hatta. Dediğim gibi şimdi genel hep maçlarımızda böyle bitkin gözüküyor. Artık buna taktiği mi bilmiyorum. Bazen gerçekten bitkin olduğu oluyor. Bazen de bitkin gibi geliyor ama ortaya mesela Kazakistan'a yine son saniyede verdiğim maç 6-6 beraberlikten. Dedim ki yani ortaya gelemiyoruz. Geç geliyor. Ben gidiyorum böyle ortada bekliyorum onu. Gelmiyor. Diyorum herhalde kazanacağım. Yani 10 saniye 15 saniye var. Bir geliyor tak hıp hızlı bir atak. Maç gidiyor. Yani bunu 3 defa kaybettim. Çok garip. Aslında bazen benim de bunu yapmam gerekiyor. Dinlenmem gerekiyor hani. Ortaya tak hemen gelmek de aslında iyi değil. Biraz böyle minderin etrafında gezmek, dinlemek de lazım. O nefesi almak lazım. O bir 5 saniye, 10 saniye bile nefes alsan o çok toparlıyor insanı. Genoa bunu çok iyi yapıyor yani. Ha, bunu söyleyeceğim ben. Benim burada bir hatam oluyor. Benim aslında tamam hızlıyım ama benim normal ağır skeplere göre güçlü değil. Bunun eksikliğini burada hissediyorum. Dalıyorum, kafamı kaldıramıyorum.
Belimi şöyle dik yapamıyorum. Yapamadığım için de tak yani gene atıyor. Burada evet 8-0. Hemen şey düşündüm burada. Genel olarak hani psikolojisi biliyor musun? Yorgun. Dedim ki hemen başta başlama bir daha almalıyım ki hemen atak yapıyorum. Düdük çalıyor hemen bir atak daha yapıyorum. Şampiyonluk geldi dedim yani. Onun rahatlığı vardı. Büyük maçı atlattım. O stres gitti. Yani dünyanın en rahat insanı oldum ben o anda. Çünkü hani en iyi rakibimi yendiğim için artık önümün açıldığının farkındaydım. Altın madalyanın geldiği hissine o hissi hissetmek, onu duymak çok çok güzel bir duygu yani. Öbür maçlarında çok rahat güreştim zaten genel olarak.